gibi kutumda uyurken yaşlı bir teyze gel vurdu ensemi aldı onu ben. Ne yapıyorsun burada? Televizyon izliyorum. Mona Lisa moduna girdim. Onun bir tablosu vardı ya. Nerede o fotoğraf, göstersene bir. Ay 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 ay. Ay yaşlı teyze yapa yapa. Yaşlı adam gibi oldu burada. Bu değil de oğlum ya. Bak, yüzü gözü kapalı bir tane daha var. Baksana. Benziyor muyum? Bir tarafım gülüyor. Bir tarafım ağzım yamulacak. Yaprak dökümündeki adam kimdi ya? Öyle yamuk duruyordu ya. Ali Rıza Bey miydi ya? Ne yapıyorsun burada? Çocuklar video bekliyor seni. Aa, çılgın şarkilere video atacağım da kış moduna girdim. Şimdi ayar yerim ağrıyor. Geçen bir oylama yaptım. Çılgın şarkilere sordum bir sonraki video ne diye. Herkes arabaları işaretledi ama tır videosu gelecekti. Hatta oylamayı göstereyim. Telefon çıkamıyor şu an. Telefon içeride kaldı, bak şuraya bak. Instagram'dan takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada 840 kişi arabalar demiş. 377 kişi tır demiş. Çoğunluk araba dediği için bugün araba çekeceğim. Araba bekliyor çılgın şarkılar. Tır hafta sonu yaparız ya. Ay. Yeni stilim bu artık. Mağazalara bu şekilde gideceğim battaniyeyle. Peki bir dakika. Peki nerede? Uçtu. Komşunun damına kondu. Bir tane vardı. Hatvis yastığım da şurada. Depresyon yastığını göster. Suratını ona gömerek ağlıyor musun? Evet. Efsanevi modeller açacağız. Başka videolarda... Efsanevi model. Şunu da çeksene bir. Sakın. Yani konuşması kolay. Çek bakayım seni. Hayır, hayır. Ya kalırsın öyle işte. Kameraman benimle gel, bugün neler açacağını göstereceğim. Gel buraya. Malumunuz bazı modelleri bulamıyorduk. Citroen Ami. Citroen Ami. Paganizon'da vardı. Onları bu bölümde açacağız. Bakın şurada. Her yerde aradığım bir BMW vardı. Tır olayında çok merak edenler var. Tırlar mükemmel, bir tanesini getirdim hani görün diye. Uzunluğu da bayağı var. 1.87 ölçekte. Ayrıntılı bir şekilde tır videosunda anlatacağız. Kaplanla da çok uyumlusun. O kaplan kostümü oradan geldi bana. Ay, zamanında babam çizmişti bunu. Alfred. Yaklaş, inanmayanlar var ha. Alfred çizdi bunu. Bak, A nokta bulut. Sence ne o? Alpella mı? Arkadan neye benziyorum? Hayvanı değil mi? Hayvan gibi. Değil mi? Hayvana benziyor muyum? Benziyorsun. Bu bölüm 15 tane araba açacağız. Eskiden 18 tane açıyordun abi, ne oldu lan? Fakirleştim, yetmiyor, param yok. Paralarını ben yiyorum. Buradan çıkmasan var ya, geçemezsin şu an. Abi şuradaki saçmalığa baksana bak. 2 tane klavye, eski model bir hoparlör, DVD, yazıcı. Oğlum ne saçma eşyalar var ya. Sebil var. Su sebili. Ezeldeki Temmuz'un evi gibi, antikaları topladım hepsini bir yere. Şurayı çok kısa göster, böyle bir ağızlarını onların bağlı çalmak istiyorum. En üst kısımda bir boşluk var, orası da bugün dolacak. Öncelikle şu 3 arabaya dikkat: Toyota Supra, GTR ve Pagani. Çekilişte verilecek olan arabalar bunlar. Çekilişte bir figürüm var hesabında, haber vermiştim. Ayın 25'inde çekilecek, 24 katılım son. Videoya başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Çılgın şarkiler mükemmel arabalarla birlikteyiz. Bu 15 araç gerçekten çok özel ve güzel olduğu için hepsini bir araya topladım. Bu arabalardan en az bir tanesi eğer sendeyse yorum kısmına belirt. Bakalım kimler şanslı. İlk aracımız Range Rover Classic. Bu model birkaç renkte üretildi ama ben bu modeli çok sevdiğim için bu rengini de aldım. Her rengini aldık abi. Kandırıldık. Aman aman bir detay yok. Yani bu jiplerin, SUV'ların ön kısımları hep plastik oluyor. Farlar, aydınlatmalar hep plastikten yapılmış. Lastikler tezekten veya çamurdan geçmiş. Rally mi yapmış, offroad mı yapmış? Her yer çamur içinde. Yan taraflara da puding atmışlar böyle diye buralara gelmiş. Yanda bir Land Rover yazıyor. Yine dağ efektleri, dağ resimleri var burada. Çılgın yapmışlar, anladın mı? Bir yerlerden bir köşeler, bir şeyler böyle uçmalı kaçmalı. Genç olmuş araç biraz. Stop detayları beklemediğimiz bir şey bu tarz modellerde ama buna yapmışlar. Altına da Mood Stud. Ne demekse artık. Yine arkada bir Range Rover yazısı ve minik logoyu yapmışlar. Bu detaylara özen göstermişler. Arka camındaki silecek de gözümüzden kaçmıyor. Bakın yani bunu normalde atlayabilirlerdi. Öbür
kısmı da yine aynı şekilde. Dikiz aynalarında yapmışlar. Güzel bir model. Alt kısmında da yine egzozunu yapmışlar. Gerçi barbekü sosu kutusu gibi duruyor. Bir tuhaf duruyor ama yapmışlar yani. Burada bir amortisör mü yapmışlar? Ne var orada? Bir şeyler yapmışlar abi. Denemişler en azından ve bence alınması gereken araçlar listesinde. Ve ikinci güzel arabamız geliyor. Oh yeah man, Dodge Viper SRT10 ACR. Bir de bunun eski kasası var yine aynı bu dekallerden. Çok güzel bir model. Ya ben Dodge Viper'ları zaten ayrı seviyorum. Hatırlar mısınız, eskiden dizisi vardı bunun. Engerek yılanı. Kobra mıydı? Far detaylarını yapmışlar abi. Çok güzel bir şekilde. Ve logosunu da yapmışlar. O devasa kaput ve onda sanatsal çalışmalar düzenlemişler. Dikiz aynaları yok. Üzücü. Egzoz yandan gördüğünüz gibi şuradan bir egzoz var. Stop detaylarını boyamıyorlar. Güzel bir rüzgarlık var. Plakalık falan onlar zaten hak getir. Onları da yapmamışlar. Alt kısmı beyaz ve detaylı. Mavi ve beyazın muhteşem uyumu. Jantlar güzel. Yine bir jant şeridi yapmışlar kırmızı. Yan kısmında çok böyle albenili, böyle yesin geliyor ya. Hot Wheels yazısı ve Dodge. Çok güzel olmuş buralar. Tavanda mamut kafası gibi bak. Fil kafası gibi, görüyor musun? Bak hafiften bir eziklik var bak. Çok ilginç ya bu tasarımı. Diğer aracımız gelsin. Breaking Bad severler tekrar gülümsüyor. Bu araba bizde çekirdek gibi. Başladık bitiremiyoruz. Her rengi var. Kırmızısı var, siyahı var, yeşili var, sarısı var. Sarısının premiumu var, yeşili var. Abi Hot Wheels neden kartal yapmıyor? Bu arabayı her gören bunu soruyor. Abi neden kartal yapmıyor? Kartal yapmıyor, bilmiyorum abi, yapmıyor. Yani yapılsa eminim kartal kara borsaya düşecek yani. Düşün, kartal kara borsada. O yüzden yapmasınlar abi. Zaten Volvo'yu yapmışlar yeterli. Far detayları falan harika. Dikiz aynaları ve renge dikkat. Hulk gülümsüyor, arabaya bakıyor bak. Sedefli yeşil. Alt kısmı farklı tonlarda yapılmış. Premium gibi duruyor araç ya. Ne eksiği var şimdi şunun bak. İç kısmına bak. Her şey var. Arka kısmı bak, step orada bak, tekerlek var bagajın içinde. Arka kısmı yine mükemmel. Bak stop detayları boydan boya. Volvo yazıyor falan. Gayet iyi. Jantları güzel, tamam. Yine böyle bir S2000 jantı koymuşlar. Bir tık olmamış ama 10 üzerinden 9 dersin şuna yani. Çok güzel. Başımın tatlı belası geldi bak. Bu videoda gerçekten 15 araç da harika. Yıldızlar topluluğu yaptım. Şampiyonlar Ligi ve her yerde aranan BMW 2002. 69 model ya, düşünsene bu arabayla geziyorsun. Bunu da zor bulduk ya. Allah, zor bulduk. Ama herkes tarafından beğenen bir araç. Çünkü Facebook gruplarında bak bak, görüyor musun? Ona zarar gelmesin. Gruplarda adına şiir yazmışlar yani, o derece tutulan, sevilen bir model. Şu arabanın premiumdan hiçbir farkı yok diye birisi post açmış. Gerçekten yok gibi. Bak far detayları, ızgaralar böyle bir tavşan gibi bakıyor. Hafiften az boyamışlar sanki şu ön kısmı ama gayet her şeyini yapmışlar ön kısmında. Dikiz aynası bak, o da güzel, eyvallah. İçine bakalım. İçi böyle hobbitler varsa, böyle 3-4 tane hobbit arkadaşlar böyle bir 60 bir 70 boylarında, binersin gezersin. Uzun adam bu arabalara binemez. Arka kısmının güzelliğine bak. BMW logosu, stoplar falan çok tatlı duruyor ya. Rengi de Ferrari kırmızısı. Jantlar bu modele yakışacak janttan. Bir klasik araba gibi zaten. Bu güzel olmuş. Başka bir jantı kabul edemezdim. Alt kısmı da bu şekilde, evet. Abi oradaki fil, filli boyanın, at Matchbox'ın arabalarını filli boya boya. Buradaki atmosferi birazcık değiştirelim istedim. Sırada bir Lamborghini var, evet. Peşin 40 lira. Abi Hot Wheels'ler yılbaşından sonra 65 lira olacak. O kadar da değil. Olur ama yılbaşında değil. 30 liradan 65'e çıkarsa büyük ihtimal sonumuz gelir. Açıyoruz. Haydi Allah. Bismillah. Bu arada şunu göstereyim. Geçen videoda Panamera'yı açmıştık. Tesla'yı açmıştık. Jaguar'ı açmıştık. Cadillac'ı almamıştım. Niye almadım bilmiyorum. Alasım yok onu. Lambo'yu da aldık. Seti büyük ihtimal tamamladık gibi bir şey. Bu Lamborghini'den bende hiç yoktu. Far detayları, logosu falan güzel. Böyle mavi rengin üzerine gri şerit atmışlar. Yanda İtalya renkleri var. Yeşil, kırmızı, beyaz. Jantlar buna gitmiş. Yani olmuş jantları. Bu model bir aile arabası. Ya düşünsene 4 kişilik bir ailesin. Bununla gidiyorsun. Arka kısmı ne çok güzel ne çok kötü. Yine stop detaylarını boyayarak kurtarmaya çalışmışlar. Ama yine bir şeyler eksik gibi duruyor. Dikiz aynaları yok. Üstten bakınca bu şekilde. Böyle bir model. Bak koltukları da bu arada yarış koltuğu gibi. Seni kavruyorlar. Ama BMW'nin samimiyeti yok. Alt kısmını da bak uğraşmışlar. O 40 liranın hakkını vermeye çalışmışlar. Anladın mı? Uzun kartonet. Ve bir Dabbe serisi daha sürekli çıkıyor bu. Bitmiyor. Gladiator. Yeşili var, mavisi. Her rengi var arkadaş. Askeri yeşili var, bilmem ne. Şimdi de böyle çıkarttılar. Borla. Bir motosiklet tutkunu olarak arkadaki motosikletler beni tekrar kandırdı. Bu tuzağa tekrar düştüm. Ulay. Evet, aracımız ponçik duruyor. Dikkatli bakarsanız farları camdan. Seviyoruz onu. Tamamlayabilirsin. Ön kısmına şöyle bir ketçabı açarsın ya, bile birden patlar. Gazı vardır hani böyle. Anlamsızca patlar, sonra
diye dışarı çıkmaya başlar. Oradan buraya bir ketçap gelmiş. Orada bir yazılar yazıyor. Ne o? Sicut Cosum ne yazıyor lan? Harbi bak bu kadar yakından bile zor okuyoruz ki adamlar uğraşmış ona. Burada Atak. Atakan'ın Atak'ı var orada. Bir resim var orada ama tam çözemiyorum. O kuru kafa resmi mi? Göz var şurada bir tane. Bir şeyler var. Dikenler mikenler var. Hay beni aydınlatın. Motosikletlere gelecek olursak iki tane dağ motoru. Cross. Adam kamyonetine yüklemiş abi. Dağ bayıra gidiyor. Bunlarla atlamalı zıplamalı aktivite yapacak. Biz de hala 55'te Gazi Osman Paşa otobüsüne biniyoruz. Bak adam hayatı yaşıyor. Stop detaylarını yapmamışlar. Yani şuradaki kırmızılıktan bir de şuraya bir sürseydin güzel olabilirdi. Jantlar, lastikler güzel. Tam not aldı. Dikiz aynaları var. Alt kısmı böyle. Güzel bir model. Yani sende yoksa al. Ama hani birkaç rengi varsa bunu da gidip alma. Bu bölüm gerçekten efsanelerin hepsi bir arada. Citroen Amı mı Ami mi bilmiyorum. Amı herhalde öyle yazmışlar. Çok güzel bir model, elektrikli. Sahibinden.com'a girip baktım. İkinci elleri var. 220 binlerde başlıyor fiyatları. Elektrikli, 45 km hızla gidiyor. Yani büyük ihtimal bir köpek kovalasa geçebilir sizi. Menzili de 70 km. Tam şarjı da 3 saatte mi? 7 saatte alıyor aynen. Ay. Abi sen nesin böyle? Bu nedir ya? Ya sen elektrikli misin sen? Sen trafiğe mi çıkacaksın sen? Sen vapura mı bineceksin sen? Lan rüzgar esse yolunu değiştirir araba. Bu ne ya? Ve inanmayacaksın bizim semtte bir tane var. Gördüm. Yanından geçtim. Çöp konteyneri sandım. Gri konteynerler var ya, çöp atacaktım. Üstüne baktım araba. Gergedan yavrusu gibi bak. Ama stop detaylarını yapmışlar. Logosunu yapmışlar. Plakalık var. Her şey var. Jantları güzel. Boyamışlar. Bir mat gri rengi var. İddialı anladın mı? Ortama girince böyle selamun aleyküm falan giriyor. Dikiz aynaları zaten toplu iğnenin ucu kadar. Acayip küçük aynaları var. İçerisi gözükmüyor. Cam filmi atmışlar. Çünkü gizemli şeyler olabilir. Düşünsene bununla giriyorsun ve camlar filmleyen. Ne kadar tehlikeli olabilir. Boyutuna dikkat bu arada. BMW bile yanında bu kadar kalıyor. Boyutlar böyle. Bu araca gerçekten saygı duyuyorum. Çok sevdiğim bir araç. Her bu aracı açtığımda da iltifat yağmuruna tutuyorum. Mükemmel tatlı bir araç. Ama hani öyle aman aman detayları yok. Geçen en son işte bunun mavisi çıktı. Şu Viper'ın dekalinden. Ait. Almıştık. Güzel olmuştu. A few moments later. Sıradaki model Volkswagen Beetle. Ufak bir kaplumbağa koleksiyonum oluştu. Ninja kaplumbağa koleksiyonum vardı zaten. Bir de şimdi Ninja kaplumbağa gibi kaplumbağalar ekleniyor. Aha, ona zarar gelmez. Eski modellerde niye bu var ekstradan ya? Keşke hepsinde olsa. Gerçi içinde neye çarpabilir ki bu ya? Ulan bir dakika, arabayı incelemeden diğerine geçtik. Ay Allah belanı. Hadi ikisini birden inceleyelim, hadi bu ilk olsun. Shelby far detayı yapmamışken Volkswagen far detayını yapmış. İkisinin renkleri de kendilerine özgü güzel. Yani biri yeşil, yakışmış. Biri sarı, o da güzel. Volkswagen'in jantları güzel. Shelby'nin jantları da hani yakışmış, güzel duruyor. Sırıtmıyor. Emniyet kemerleri sade bir tasarımı var. Volkswagen'de yine hiç pek gözükmüyor. Zaten çok basit, minicik bir oturma alanı var. Arka detaylarını güzel yapmış. Stop detayları, plakalık vesaire derken bu da muzlu puding yapmış. Alt kısımları da bu şekilde. İkisi de güzel, alınması gereken araçlardan, tekrar söylüyorum. Kartel'den var. Şimdi de Japoncular. Japon. J harfi. Honda S2000. Abi sende bu yok muydu? Yoktu. Yeni açıyoruz. Ya vardı. Uzun zamandır açmıyordum. Buraya denk geldi. Yani Şampiyonlar Ligi videosuna sakladım herhalde. Far detayları mükemmel. Logosu harika. Kaputta zaten standart o. Köpek balığı solungacı gibi. Jantlar efsane. Yan kısmında bir S2000 yazısı, bir Hot Wheels logosu var. Arka kısmı takdire şayan. Stop detayları, logosu, plakalık hepsini yapmışlar. Çift çıkış egzoz, rüzgarlık. Rengi de zaten ateş ediyor. Böyle arabaları görünce hiç sormadan direkt alın abi. Arabanın işte orta ayna mı var ya? Dur. Aynen. Arabanın dikiz aynası yok ama ortada aynası var. Helal olsun. Matchbox böyle şeyler yapar mı ya diye sesler duyuyorum. Arıyorduk bu modeli, bulamıyorduk. Bir arkadaşım sağ olsun Hasan buldu getirdi. Far detaylarını tam tutturamamışlar. Bir taşırma var şuralarda. Aman aman da kötü durmuyor. Çok yakından bakınca belli oluyor. İç kısmına bakalım. İç kısmı detaylı. Evet yani sonuçta direksiyonu tepsi gibi yapmamışlar. Koltuklar falan özenmişler. Bak bardak koyma yeri var. Starbucks'tan kahveni oraya koyuyorsun. Arka kısmında ne olmuş buraya bilmiyorum. Boya atmaları var. Stop detaylarını yapmışlar. Oraya McLaren yazmışlar falan filan. Ama şuralarda minik nazarlıklar var. Onun haricinde gayet güzel duruyor. Jantları da başarılı. Dikiz aynaları yok. Ama güzel model. Alınır mı? Alınır abi. Alınır yani.
Bütün her şey bir arada. TH model, bakın şurada TH var. 58 Impala. Hazır TH açıyorken sorunuza cevaplayayım. Abi STH nedir? TH nedir diye sürekli sorular geliyor. TH, STH AVM'lere gelen 25-30 liraya aldığınız arabaların içinde gizlenmiş nadir parçalar. Şu TH logosu oluyor. Araba bir tık özel oluyor regular'dan. Boyası bir tık daha güzel. Onun bir üst level'ı gibi yani. Regular erse bu onbaşı. STH binbaşı. Premium albay. STH'de o logonun sarısı olunca o oluyor işte. Alıyorsun onu 25-30'a, satıyorsun onu 1000 liraya, 1500 liraya, 1700'e kadar çıkıyorlar. Kuru kafalar çok güzel ve detaylı duruyor. Gayet hoş olmuş. Poker kağıdı gibi ya. Arkada yedek lastiğinin koyulduğu yer bayağı iyi yapmışlar. Stop detayları var ama boyanmamış. İnce bir işçilik var. Çift çıkış egzoz. Alt kısmı komple parlıyor. Jantlar da yine kuru kafalı. Acayip bir şey ya. Farları boyamamışlar. Tam böyle bir Punisher arabası gibi duruyor. Paganiler hassas çizgimizdir. Çok zor bulmuştum ve aynı günde iki tane bulmuştum Supra ile beraber. Hayattaki bütün şansımı o gün kullandım işte. Mat rengi harika durmuş. Gel gör ki far detaylarına pek çalışılmamış. Üzerinde yeşil, kırmızı çizgiler var. Bir güzellik katmış. Jantları harika. Yani bu renk iyi toparlamış. Yandaki çizgiyle uydurmuşlar o sarılıkları. Yanda Zonda yazıyor. Arka kısmı karmaşık biraz. Şurada 4 tane egzoz var bakın. Kare şeklinde. Karakteristik özellikleri efendim. Alt kısmı bu şekilde. Nadir herhalde ki biz zor bulduk kardeşim. 95 Jeep Cherokee. Şunun rakibi. Hoppa. Üst kısmında şeffaf bir zımbırtı var. Burada bak kürek var. Şurada bir tane kürek görüyorsun. Alet edevatlarını üste koymuş. Arka kısmında yine benzin bidonları falan var. Bu tam dağcı işi ama detaylar gerçekten başarılı beyler. Stop detaylarını, aynalarını falan her şeyi yapmışlar. Çeki demiri var, far detayları. Kaputta yine böyle ızgaralar yapmışlar. Alt kısmı böyle harika. Bir ponçik daha geldi. Bu Mini Morris. Mini Morris gel buraya. Gel Mini Mini Morris gel. Sen benim üzümlü kekim. Nasıl bir tipsin sen ya? Farların etrafı ne olmuş? Yavru kedinin gözleri çapaklanır ya. Aynı öyle bir şeyler var. Niye böyle yapmışlar bunu? Sarı ve siyah kombini güzel olmuş. Tavanı çok güzel. Mat renkte. Güzel duruyor tavan. Yan kısımları yine siyah çizgiler var. Jantlar tamam eyvallah güzel. Arka kısmı ne bu ya? Puding. Bebek dişi egzozlar. Alt kısmı parlak. Güzel bir model. Ufak tefek eksiklikler olsa da bu tarz modelleri biz seviyoruz abi. Al hepsi efsane. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Ayrıca Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videolarla ilgili her şeyi ilk siz görürsünüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Battaniyemi verin.